Selamun aleyküm arkadaşlar. Evet, güveç daha gördünüz. Bugün arkadaşlar sizinle tandır fırınımızda güveç yapacağız. Ben tandır fırında yapıyorum ama siz bunu kendi ev fırınınızda da yapabilirsiniz. Maksimuma alıp ya da 200 dereceler alıp 3-4 saatte çok rahat yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani 3 saat fikstir, 200 derecede 10 numara olur. Daha fazlası da daha çok yaparsanız olur. Az yaparsanız az zaman, çok yaparsanız çok zaman. Yani hepsi aynı zamanda olacak. Şu çünkü içine nüfuz etme olayı. Evet arkadaşlar, şimdi bunlar için malzemelerimiz neler? Gördüğünüz gibi teker teker koyuyorum. Ve bu. Patlıcan, yeşil biber, kırmızı biber. İsterseniz birini seçmeyebilirsiniz, fark etmez. Ama koyarsanız daha lezzetli olur. Domates ve sarımsak. Sarımsağı fazla koymayacağım çünkü yani eve kapanıyız ama karantinada da değiliz. Şu anda dışarı çıkıyoruz. Ağzımız burnumuz kokmasın boş boşuna. Az koyacağız lezzet versin diye. Şimdi arkadaşlarım yavaştan başlayalım. Ve et olarak da kuzu eti kullanıyorum. Onu da şöyle göstereyim. Kuzu eti ve kuyruk yağı. Kuyruk yağını da güzel ince ince keseceğiz. Evvela sebzeleri doğramakla başlayalım. Şunları şu kafalarına atıyoruz. Şöyle pijamalı olacak şekilde soyuyoruz. Biberin de bir tanesini göstereyim. Hemen şöyle. Hadi kenara. Bunlar yıkandı arkadaşlar. Yıkanmadan gelmiyor. Tabii ki de sonra çıkıp bazıları diyor. Yıkamadığın sebzeleri vesaire. Abicim oralarını da göstermiyoruz yani. O kadar da teferruata girmenin bir anlamı yok. Şöyle atıyoruz. Ondan sonra şöyle çok büyük olmayacak şekilde normal arzu ettiğiniz gibi kesebilirsiniz. Patlıcanları biraz iri kesebilirsiniz. Onlar biraz diri dursun ki gözüksünler. Geri kalanına hiç lüzu yok. Karıştıracağım. Hepsini bir koyacağım. Domatesler ince ince kesilebilir. Çünkü ben domateslerin içinde böyle çok az bir şey gözüksün istiyorum. Böyle çok fazla lambur lambur gözüksün değil. Az gözükecek. Ve şimdi ben şunların hepsini bir ayarlayayım arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan buraya geri dönelim. Hadi bakalım, bir yere ayrılmayın. Sebzelerimizin doğranma olayı bitti. Gördüğünüz gibi karıştırdım hepsini, kenara koydum. Şimdi geldik yağ olayını yapmaya. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane kuyruk yağımız var. Şöyle üst tarafındaki membransı kısmı hafif bir sıyıralım. Böyle beyaz parlak sı görüntü gelsin bize. Evet. Şimdi şuradan şöyle başlayarak ince ince keseceğiz. Aynı et dilimler gibi. Çok simetrik olmasına gerek yok. İnce ince yapsanız yeterli. Bu yağların bir kısmını altına, bir kısmını da kapatırken üstüne koyacağız. Zaten hayvan kuzu yağı, yani kuzu olduğu için kuzu kendi eti yağlı bir hayvan. Öyle. Çok yağ bulamaya gerek yok. Öyle bulamaç gibi yapmaya hiç lüzum yok. Evet. Yeter. Şimdi şöyle kenara alalım. Burası yağlandığı için şöyle şunu koyalım, peçeteyi. Ki fırına koyduğumuzda bir cızırtı cızırtı olmasın. Arkadaşlar alt kısmına birkaç tane bunlardan koyacağız.
Şöyle. Yeterli. Ondan sonra sırayla şöyle biraz harmanlayıp sebze, gördüğünüz gibi, et, sebze, gene et, gene sebze, biraz bastıralım. Şimdi arada birkaç tane böyle sarımsak sokalım. Sonra biraz daha et ve sebze. Ve de kalan sarımsak. Ben sarımsağı fazla kullanmıyorum. Sebebi de şu. Yani sonuç itibariyle sarımsak biraz koku yapabilen bir sebze ya da işte ne diyeyim, bitki. Ve biraz daha et. Şöyle bir bastıralım. Ve üstüne gene yağ. Böyle koyuyoruz. Ve geldik arkadaşlarım küçük de bir sos yapma olayına. Hemen onun içinde, hemen sos içinde arkadaşlar, şöyle bir kupa su ve bir tane önümüze kase aldık. Kasemizin içine şöyle bir kaşık domates salçası koyacağız. Şöyle dökelim. Bunu da içine dökelim. Ve gene hafif de bir acılık olsun diye şöyle bir yemek kaşığına yakın bir pul biber, şöyle görebiliyorsunuz. Onu da bunun içine döktüm. Tuzumuzu da şimdi koyalım. Tuzu da 2 tatlı kaşığı kadar tuz koyacağız. Onu tabii ki kaya tuzu koyuyorum, şöyle gördüğünüz gibi. Onu da bunun içine ekleyelim, fark etmez. 2 tatlı kaşığını da ekledim. Şimdi bir güzel bir karıştıralım. Şu salça da bir erisin. Çok fazla doldurmuyorum arkadaşlar. Ağzına kadar doldurup böyle şey yapmanın bir anlamı yok. Bu yemek şu anda tam 4 kişiye, 5 kişiye çok fevkalade yeter. Yani altı üstü 3-4 tane patlıcan koyduk. 2 tane domates, 3-4 tane biber. Yarım kilo, belki de bir yani yarım kilo yakında et koymuşuzdur. Olayımız bitti. Şimdi şu sosu, şöyle biraz daha çekelim şunu. Şu sosu şimdi güzelce döküyorum. Evet. Ekstra farklı bir şey koymadım. Tuzun hepsi aynı yere gelmiş olabilir ama mesele değil. Çünkü aynı kabın içinde pişen yemeklerin tuzu bir yere toplanmaz arkadaşlar. Her yere gider. Sonuçta karıştırırken dahi onu düzeltebilirsiniz. Şimdi dosdoğru fırına gidiyoruz. Hadi bakalım, bir ayrılmayın. Şu anda size göstermek için bilinçli dereceyi, şey, fırını önceden ısıttım ki görün diye. Bakın, görebiliyorsunuz şu anda 160 derecelerde. Aslında 200 derecelerdeydi. Ben içini açtım ve içindeki alt su haznesini çıkarttım. Çünkü suyla işimiz yok. Etin nemlenmesi vesairesi yok. Güveç yapacağız içeride. Bir güzel şey olsun diye haznesini çıkarttığım için biraz ısı düştü. Yani gördüğünüz gibi 150 derecelerde, 200 derecelerde ev fırınındaki gibi pişebiliyor. Hiçbir problem yok. Şimdi koyalım arkadaşlar hemen. Açalım şöyle bir güzel. Şöyle bir tane de içine folyo koydum ki kirlenme olmasın. Arkadaşlarım, görebiliyorsunuz. Harika bir şekilde yerleştirdik. Şu anda saate bir bakalım. Saat kaçmış? Saat şu anda 4'ü, şey, 2'yi 5 geçiyor. Yaklaşık 2,5 saat sonra bakacağım buna. Tabi ara ara gelip bakacağım, bir saatte bir. Pişme durumuna göre ama 2 saat, 2,5 saat minimum bir süre veriyorum ben. Pişmesi için. Çünkü 150 derecelerde, fazla büyük bir derece değil.
Evet arkadaşlar, pişim aşamaları devam ediyor. Hadi bakalım 2-2,5 saat sonra görüşürüz. Bir yere ayrılmayın. Evet sevgili dostlarım, 3 saatin sonunda geldiğimiz dereceyi az çok görebiliyorsunuz. Yaklaşık 120 derecelerde. Tam 3 saat geçti. Normalde 2,5 saatte falan alacaktım da. Şöyle bir spora çıkayım dedim, bir yürüyüş yapayım falan. O da biraz uzun sürdü. 5-6 kilometre yürüdüm. Yani kiloları vermeye çalışıyoruz haliyle. Arkadaşlar şimdi bir kaldıracağım. Şöyle. Bir de şöyle bir içeri doğru götüreyim sizi. Bak. Harika. Şimdi 150 derecelik fırının içine de sokmak telefonu ne kadar şey görebilirsin. Bakın arkadaşlar. Kapağı fokur fokur kaynamış. İz yapmış kapak artık. Şimdi bu artık pişti. Bunun artık daha beklemeye bir mecali kalmadı. Tamamen erimesini beklemeyeceğiz. Şimdi arkadaşlarım dosdoğru götürüyorum. Tadım aşamasına nefeslenebilirsem birazcık. Tabii ki de geldik mutlu sona artık. Şöyle kenara koyalım. Arkadaşlar hiç oynamadım bakın. Zerre kadar oynamadım. İspatını da göstereyim. Bu da ispatıdır. Çünkü oynarsanız bu yağların hepsi bozulur. Bakın gördünüz mü? Şu yağlara bak. Üstüne döktüğüm salça bile hala duruyor yağın üstünde. Yağlar olduğu helva. Etler olduğu lokum. Sebzeleri bakın. Şurada bir tane sarımsak var mesela. Bakın sarımsağı şimdi. Sarımsak olduğu kevgirlik. Ya çok güzel oldu ya vallahi. Şu yağları bir ayıralım. Çünkü bana yağlar yasak. Kenarda dursun. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. İlk defa daldırıyorum. Bakın hiç sebzelerini bozmadım. Eğer daldırırsanız böyle sürekli karıştırırsanız çorba gibi yaparsanız arkadaşlar şu gördüğünüz sebzeler var ya alayı dağılır. İşte hiçbirinden yararlanamazsınız. Bak gördün mü? Hala da koyduğum gibi duruyor. Şöyle artık gerisini yerine kaldırabilirim. Bunu yaptığınızda da dostlarım şuradan alalım iki tane. Hala ateş gibi yanıyor. Böyle benim gibi yaparsanız eliniz yanmaz. Yani bu çok farklı bir deneyim arkadaşlar. Sakın ha böyle işte ateşten çıktı falan fırından. Soğuktur vesaire falan böyle şeylere girmeyin. Acayip derecede küp yanıyor. Şimdi bismillahirrahmanirrahim diyerek bir tadına bakmak istiyorum. Bakın size demiştim ya böyle dağılacak hepsi diye. Bak şimdi görebiliyor musun abiciğim? Mevzu bu. Yani bunu böyle şey gibi mercimek çorbası gibi haldır 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 karıştırmanın hiçbir esprisi yok. Hiçbir esprisi yok. Şimdi ben size 2-2,5 saat demiştim. Sizin fırınlarınızda yani ev fırınlarında 200 derecede ya da 250 derecede maksimumda bu çok rahat pişer. Ama nacizane size bir kardeş tavsiyesi. Bunu daha çok hanım ablalarım, hanım kardeşlerim yaparlar. Tabii yaşıtım ve emsalim biraderlerim ve abilerim de yapar muhakkak ama daha çok kadınların yapabileceği bir yemek olduğu için nacizane tavsiyemi söylüyorum. Ev fırınında maksimumu almayın. 200 dereceye alın abicim, ablacım. 2,5 saat, 3 saat. Hiç su koymayın. Bak birebir tarife uyun. Benim başımdan geçenlerde bir gül reçeli vakası geçti. Yani kadının verdiği tarife uyduk. Bizimki beton gibi oldu. Kadınınki sanki marketten alınmış gül reçeli gibi oldu. Şimdi bu öyle bir şey değil abicim. Burada ben kimseye kendime sövdürtmem. 10 numara oldu. Bak bismillahirrahmanirrahim. Harika olmuş. Vallahi diyorum bak. Hem vallahi hem billahi. Şu üstüne koyduğumuz sosta da pul biber var ya. Pul biberi muhakkak koyun. Yani biber acısı değil. Pul biber acısı yapın. Az olsun ama ağzınıza azıcık gelsin. Harika oluyor. Yemeğin de önüne geçmesin. Bilinçli böyle soğusun diye yaptım. Neyse ne diyorduk? Bir gül reçeli vakamız oldu. Burada ben kendime sövdürmem kimseye. Kusura bakmasın da kimse. 3 saat harcayacağım. Ondan sonra yarım kilo bir kilo et harcayacağım. Bir sürü şey yapacağım. Ve gelecek ondan sonra pişmeyecek ya da işte yavan olacak. Millet bana söyleyecek. Öyle bir şey yok abicim. Ben ne yiyorsam şu anda aynısını yaparsanız siz de aynı şekilde tadına bakarsınız. Bakın gene söylüyorum. 200 derece ev fırınında 2,5 ya da 3 saat. Ben ne yaptıysam aynısını yapın. Hiç farklı fazla bir şey koymayın. Ha isterseniz tereyağı üstüne birazcık koyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu arada gördünüz neresine kadar su olduğunu kendi kendine fokurduyor zaten. Ve yapışma mapışma hiçbir şey de yok. Tekrardan soğudu bir daha da bakayım. Vallahi harika ya.
Bak vallahi hem vallahi hem billahi. Bak. Ete bak. Eti görüyor musun eti? Dağılıyor. O bile dağılıyor. Patlıcan. Harika bir yemek oldu. Benim tariflerim %99,9'u kendi yapıp kendi denediğim tarifler arkadaşlar. Kesinlikle yalan dolan hile hurda yok. Kimseyi de kandırmıyoruz. Deneyen arkadaşlar zaten altta yorumlarını bırakıyor. Arkadaşlar beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse, faydalı olduysa, güveç bu kadar basit ve lezzetli bir yemek. Harika bir yemek. Sulu yemek kategorisine de giriyor. Dediğim gibi hoşunuza gittiyse, faydalı olduysa bir beğen butonuna basmayı ve arkadaşlarım halen daha abone değilseniz lütfen bize bir destek olun. Bir omuzda siz atın. Şöyle bir iteleme, şöyle bir ittirin bizi. Biz de yukarılara çıkalım. Allah'ın izniyle biz de yukarıları bir görelim bakalım nasıl bir şeymiş. Evet arkadaşlar, geldik yine bir videonun sonuna. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle ve ümidiyle. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Allah'a emanet olun.